Merhabalar, ben Petek Dönmez, doktorum. Amerika'da yaşıyorum, orada dahiliye uzmanıyım. Aslen Türk'üm tabii ki, Ankara doğumluyum ama İzmir'de çok uzun süre oturduk. Son 20 küsür senedir Amerika'da yaşıyorum. Sadece tatillerde geliyorum. Benim hiç gözlük kullanmış birisi değilim. Küçüklüğümden beri ama herkesin de bildiği gibi 50'li yaştan sonra yakın gözlüğü kullanma ihtiyacı doğuyor. O zaman benim gibi sürekli okuması gereken, kompütürde hastalarının notlarını yazması gereken bir kişi için yakın gözlüğü şart oldu ve hayatımı etkilemeye başlamıştı artık. Önce tamam takarım diyordum, küçük numara, büyük numara sadece okurken, ama artık öyle bir duruma geldim ki fırının üzerine okuyamıyorum. Yemek yapacağım, her şey için gözlüğe ihtiyacım oldu. Evin her çekmecesinde, her yerinde kafamda iki gözlük yaşıyordum ve bu çok zor olmaya başladı. Birini aramam gerekirken bile gözlük takıp bulmak, dedim artık yeter. Ondan sonra araştırmaya başladım son iki sene. Ne yapabilirim, neler var yeni diye. Dolayısıyla benim problemim buydu ve hayatımı çok etkiliyordu. Zaten bakıyordum çünkü Amerika'da böyle bir trifocal lens, hani çok çok gerekmedikçe yapılan bir teknik değil. O da çok gerekmesi demek ki ileri katarağınız olacak. Çünkü çok pahalı işlemler Amerika'da bunlar ve biraz da herhalde daha çok estetiğe girer, hani çünkü katarak değil, bir şey değil. Bunu benim eşimin ablaları katarak ameliyatı olmaları gerektiği zaman sadece katarak için çok çok araştırdılar. Bir sürü doktorlara gittiler ve Hülya Bolu doktorumu buldular. İkisi de ameliyattan sonra hiçbir şikayet olmadan, ki ben kendi hastalarımdan biliyorum, onları hazırlıyorum ameliyatlara, neleri var neleri yok. Uzun süre göremezler, gözlerinde bir şeyler batar. Şikayet ki göz doktoru eminim ki en iyisini yapmıştır ama insanları mutlu etmek çok zordur. Bunlar bir. Bir de şans eseri iki sene önce benim kendi Türk hastalarım, şans eseri Urla'da oturuyorlar. Onlar geldi. Benim böyle gözlük onları muayene ederken ay dediler, biz bir doktora gittik. İkimiz de hemen karar verdik. Lenslerimizi taktık. Dedim sizin gözde hiçbir şey yoktu. Ben nasıl doktorum? Nasıl hatırlamam bunu? Hani sadece yakın gözlüğü, tamam işte dedi. Biz artık ondan kurtulduk. Orada bana Hülya Hanım'ın adını verdiler. Ondan sonra ben bir sene düşüneyim dedim. Çünkü eşimle konuştum. Ben dedim Türkiye'ye gidiyorum sadece Hülya Hanım için. Bu gözleri gösteriyorum. O da dedi hiçbir şey olmayan göze ameliyat olur mu? Dedim ki bu artık yeni, eğer gözün uygunsa yapılmayacak. Tabii ki bu işi bilen birine yaptırmak da şart. Öyle biri ki hemen atlamayacak, size her şey yapılır. Zaten Hülya Hanım'ı görür görmez, dur bakalım dedi, gözünüz uygun mu? Orada zaten dedim doktorumdur. Buraya geldim, bir kere çok temiz, harika bir ofisi var. Çok tatlı, girişteki karşılayan kişiler sizi rahatlatıyor. Çünkü ben sorunu olan biri değilim. Hani birazcık da her an kaçabilir durumları. Herkesin bana karşı yaklaşımı harikaydı. Hemen zaten geldim, gözlerim ölçüldü. Anlamadım bile ki bunlar çok, aletleri biliyorum, bunlar çok ileri teknikler. Dolayısıyla kolay bir şekilde hemen yapıldı. Ameliyat çok kolay. Bir kere hemen çok yardımcılar. Randevularım yapıldı. Hastanede yardımcı anladığım kadarıyla, ya da Hülya Hanım'ın forsu var, bilemeyeceğim. İki gözümü de bir günde oldum. Hemen hastaneye gider gitmez yerim hazırdı. Hülya Hanım'ın ekibi beni aldı götürdü. Oradaki kişiler çok çok yardımcıydı. Bir yaptığınız şey, girişteki o formları doldurduktan sonraki gözlüklerimle doldurdum. İki gözlük. Ondan sonra hemen gözlerime damla damlatıldı. Onlar beklendi. Bir gözüm oldu. Hatta konuşuyorsunuz da doktorla ve gözünüze anestezi veriyor. Bir böyle sakinleştirici bir hap, o da hemen etki etti. Dolayısıyla hatırlamıyorum bile. Konuştuğumu hatırlıyorum. Sonra da gördüğümü hatırlıyorum diyeyim. Tabii ki karar vermek zor olabilir. Eminim ki çok iyi doktora gidip Hülya Hanım gibi iyice baktırtmaları gerekir, takip etmeleri gerekir. Ekip o kadar iyi ki bir kere kimse sizi zorlamadı sizin, ama çok güzel açıklandı. Nasıl çalışacak, ne kadar sürede net görmeye başlayacaksınız. Bunlar benim için önemli. Bir de en önemli, Hülya Hanım dedi ki ben yaptığım işi seviyorum. Ben de çok severim ve hastalarım çok önemlidir. Bunu da hissettiğim için hemen dedim oluyorum ve bu iş bitiyor. Amerika'da bile benim çok hastalarım var Türkiye'de. Yaşayan, İzmir'de, her yerde. Göz çok önemli dediğim üzere. Basit bir ameliyat için neredeyse bir arpacık ya da bir pitercium dediğimiz için insanlar deli gibi dolaşır. Ve benim hastalarım da, ben dahiliye uzmanıyım. Onların ameliyatlarını hazırlarım, doktor bulmalarına yardımcı olurum. Ve her zaman için doktor senin istediğin, senin bildiğin bir doktor olsun derler. Hiç düşünmeden, çünkü birinci elden tecrübem var. Herkese öneririm. Rica ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler.